Bu arada kızımız makine gibi çalışıyor. Hani ağırdı anneciğim? Neden öyle dedin? Niye öyle dediniz Elif Hanım? Niye ağır benim yerim? İnşallah yetiştirir bilmem ne yapacağım falan filan dediniz. Ağır demedim ben. Demedi Miksel dedi. Bu arada kazanırsan ne yapacaksın gözde 15 bin TL ile? Didim'de yiyeceğiz. Efendim? Didim'de tatilde yapacağız. Didim'de yiyeceksiniz. Evet. Nerede yiyeceksin Didim'de? Ev var zaten. Ne yapacaksın? Nereye harcayacaksın Didim'de? Eğlence harcarız. Didim'de eğlence, korona biterse harcarsınız. Eğlence aynen. Merkezleri kapalı. Nereye aynen. Gideceksin de ne yapacaksın? Şu an yani hani ben senin yerinde olsam şöyle bir altın bir şeyler alırım. Değil mi? Spangle'ye başlayan yarışmacımız süt, yumurta, kakao, un ve şekeri ocağa alıp karıştırıyor. Aa, kayınvalide yok mu bir şey? 15 bin TL'den. O ya bir yere paylaşıyoruz zaten beraber harcayacağız yazın. Ay güzel hadi. Yani. Kendime harcayacağım. Ne yapacaksınız yine? Yüzümü geldireceğim. Gene mi geldireceğim? Gerim tef gibi gerildin sağ mı efendim? Hayat bu kadar gergin geçmez ya. Ama iyi şu an yüzünüz. Yok şu an iyi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyorlar. Olunca daha sürekli yaptırmak istiyorum. Aynen öyle oluyor ya. Öyle mi? Öyle oluyor gerçekten. Benim bir arkadaşım oldu çok sever öyle ya şeyleri. Benim... Hamile bir şey yaptırırız. O halde ne gittin bilmem de gerdirdin. Nişantaşı'nda bilmem ne yaptırır. Kız diyor oynama o kadar suratımdan. Ya benim... Ama diyor ben aynaya baktıkça diyor bir kusur buluyorum diyor. Oran batıyor, buran batıyor gözüme diyor. Ay kulaklarım şöyle, burnum böyle ama bunun sonu yok ya. Evet yok yok. Çok oynatmayın yüzünüzde. Yok hayır yok. Ya benim bir kardeşim var. Evet kız kardeşiniz. Evet her tarafı yapma şimdi. En küçüğüm yani onu evet. Ben büyüttüm sayılı. Benim annem vefat etti. 5 aylıktı. Allah razı olsun. Biz büyüttük onu ya. Anne olarak hayır. Beni bilir yani. Ne güzel. İşte Almanya'da yaşıyor ya. Zaten şimdi Almanya'da. Ha, ne, her şeyini mi yaptırıyor? Her yerini mi yaptırıyor? Kesada su var mı anne kaynatıyor? Var. Biz kaynatıyorduk tam burada zaten. Aa. Dur ya. Ondan sonra karını gerdirdi. Karın gerdi. Burun yaptı. Burun. Göz kapağı yapıldı. Hmm. Kulak yapıştı. Bambaşka bir insan oldu. Oldu da. Yeniden oldu. Öldü. Sabah biz kaldırdık onu. Doktor geldi dedi ki yürüsün dedi. Elif Hanım dedi. Siz de zaten bu işin içindesiniz. Ben kaldırdım. Biraz dedi kalksın. Kaldırıyoruz. Hemşireyle gitti pat diye. Bütün fonksiyonlar gitti. Öldü mü? Ay gitti işte. Bütün her şey gitti. Et herhalde diyorum yani. Ki. Oldu. Aşağı yoğun bakıma götürdüler. Şey yaptı herhalde. Şey yaptılar diyorum. Yeniden kardeşimi getirdiler diyorum. Ha, ay Allah'ım yarabbim korkunç ya, bir şey. Kan kaçağı olmuş. Tabii pıhtı attı. Herhalde embolim embolü oldu. Görecektim Zuhal Hanım gerçekten. Ay çok korkunç. Gitti geldi kadın ya. Gitti. Ben feryat figan hastanede bir göreceksin. Herkes her şeyi yaptıramaz. Şimdi diyor ki bazen yine diyor ki yüzüme şunu sakın diyorum bak. Ben ama liposakşın ve burun ameliyatı ikisi bir arada yapılmamalı zaten. Çünkü ikisi de ağır i̇şte ameliyatlar. Hayır, gerçekten karın... işin ehli uzmanlar. Çok değerli estetik cerrahlarımız, plastik cerrahlarımız var. Ben... Onlar derler ki mesela... öyle çok kilolu insanların liposakşın yapılmaz. Bir kere de o kadar çok yağ çekilmez. Biraz kilo verin gelin derler. O kadar bir göbek de yoktu yani. Olsa diyeceğim ki ay yaptı yaptı. Biraz psikolojik. Zaten onun şeye gitmişti. Evet neler yaptın sen bakayım? Spangle. Ben içli köftemin dışını evet. Isladım. Tamam. Spangle'yi nasıl hazırlıyorsun? Spangle süt, yumurta, kakao, un, şeker pişiriyoruz. Güzel. Sonra içine çikolata. Atıyoruz lezzet vermesi için. Tamam güzel. Kaynamaya başladı mı? Yok. Kaynayınca kısarsınız altını. Hı-hı. İçli köftenin harcını yapıyor, dışını yapıyor. Hı-hı. İnşallah da güzel bir içli köfte ve fırında Adana kebap yiyeceğiz. O da orada dinlensin. Tamam. Tamam. Kaç dakika geçti ya? Zuhal Hanım 15 dakika geçti ama ortada hiçbir şey yok. Yetiştireceğim. Yetiştirecek. İnşallah kalacak vakti bir de lavaş yapacak. Hayırlısıyla. Aynen. Bakalım masayı da yetiştir tabii. İnşallah önlük de çıkar üstünden. Çünkü İnşallah. Şey kayınvalideler bilmiyorum daha dün bir bugün iki ben çok fikir sahibi değilim. Beni biraz şaşırttılar dün. Beğenenler düşük verdi, beğenmeyenler yüksek verdi. Anlamadım ben yani. Bakalım bugün ne olacak? Bazen de böyle ilk gün puanlar veriliyor, eve gidiyorlar. Gelinler ya bir haşlıyorlar yüksek verdi veya düşük verdi diye. Sonra bambaşka kayınvalideler gelmiş oluyorlar psikolojik olarak. Aa diyor gelinim kızdı vallahi diyor anne niye ilk günden 3 verdin, niye ilk günden 6-7 verdin diye. Dur bakalım nasıl gelecek kayınvalideler. Sana kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hadi inşallah güzel geçsin. Gönlüm bugün de senden yana. Teşekkür ediyorum. Tadınız lütfen Hanım. Elif Hanım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tadınız. Tamam. Birazdan da spangleyi bırakınız. Hı hı, evet bırakıyorum. Kızarlar. Laf ederler. Ben gidiyorum. 2,5 saat, ne 2,5 saat, 2 saat 15 dakika sonra görüşeceğiz. Hadi bakalım kolay gelsin. Hoşça kalın Zuhal Hanım. Bu un ne için gelin hanım? Bu un kaytaz böreğinin hamuru içindi. Kaytaz böreğini daha önce denedin mi? Evet yaptım ve çok güzel oldu. Denedi çok güzel oldu. Yani dünkünden
çok daha güzeldi. Peki burada ne var gelin hanım? Bu içli köftenin dış hamuru. İçli köftenin hamurunda neler var? Onun içerisinde irmik ve şey var şu anda. İrmikle bulguru dinlenmeye bıraktık. Aynen. Yeni... Şimdi de spangle'ye 2 paket sütlü çikolata koyuyoruz. Aynen. Arkasından? Şey, çikolata koydum, şimdi tereyağı koyacağım. Anneciğim, sence menünüz iddialı mı? Evet, çok iddialıyız biz bu menüden. Göreceksiniz yani, biz birinciyiz. Kaytaz böreğinin hamurunda neler kullandın? Su, tuz, un, maya. Haftanın yemeği kaytaz böreğinin mayalı hamuru yoğrulduktan sonra dinlendiriliyor. Ardından kuplara alınan spangle buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Spangle o daha basit. Tatlı çok basit. Şimdi neye geçiyorsun? Şimdi ben böreğin yağına geçtim. Kaytaz böreğinin diğer böreklerden farkı ne? Bir kere çok lezzetliydi. Nar ekşisinin tadını çok beğendim. Ben bu böreği ilk defa yarışma için yaptım. Şey geldi bana, neden şimdiye kadar yapmamışım falan oldum yani. Çok güzel bir börek oldu. Ne kadar yağ koydun? 150 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Böreğin içini hazırlayalım. Anneciğim, Trabzonlu Meryem Hanım dünkü gelinimizin topuklu ayakkabısına çok taktı. Ya, ya o kadar da şey değil yani, takacak kadar değil yani. Benim için şey değildi, takılacak bir şey değildi. Ne? Trabzon damarını göstermek için belki onu mu şey yaptı acaba? Onu gösterdik işte, ben böyleyim. Kızımız da değiştirmedi. Ya, ya değiştirmedi kesinlikle. Bak ne kadar söyledi, yine de değiştirmedi. Önce ayakkabım var dedi, değiştiririm dedi. Sonra geldi, yok dedi. Artık dalga geçer gibi yani. Umursamadı yani daha doğrusu beni. Bahane. Yani yemeğe hiç yorum yapmadı. Ne masaya yaptı. Mesela masalarda su yoktu. Oturdu ayakkabı, kalktı ayakkabı. Başka bir şey yok yani. Kaytaz böreğinin iç harcı için rondodan geçen soğanlar kıymaya ekleniyor. Kaytaz böreğinin içine neler giriyor? Kıyma, soğan, nar ekşisi, karabiber. Nar ekşisi biraz yoğun olsun değil mi? Neyse. Tamam, o ekşi olduğu için anne fazlası yapmışım. Kaytaz böreğinin iç harcına nar ekşisi ve karabiber ekleyip yoğuran yarışmacımız, içli köftenin hamuru için ıslatılan bulgur ve irmiğe yumurta kırıyor. Bu yemekleri kimden öğrendin? Vallahi kendim doğaçlama. Anneciğim, sen içli köfte yapıyor musun? Ay yok. Gelinim daha güzel yapıyor. Vallahi ben yaptım kalın kalın böyle. Ay eşim dedi ki bir gün, ondan sonra gel Elif dedi, biz dedi içli köfte yapalım dedi senden dedi. İyi tamam dedim, hiç kimseye gerek kalmaz dedi. İçli köfteyi dedi. Oturduk beraber işte şey bulgurunu falan hazırladık, şey yaptık. Ondan sonra açtık, şey yaptık. Ondan sonra açtık. Tabii ki kalın oldu. Tamam dedi, kalın olsun dedi. Bir dahakine dedi, biz ince yapmaya çalışacağız. Gözde, içli köfteye koyduğun salçanın özelliği nedir? Antep, Hatay, ben o yörelerin salçalarını kullanmayı seviyorum. Evet, bak salçalarımız. Gerçekten güzel görünüyor. Anneciğim, sen süslü püslü bir kadınsın ya. Senin yemek yapamayacağını düşünenler olabilir mi? Aa, bak benim yemeklerime herkes bayılır. Elle simit değil mi Gözde? Evet, kesinlikle. Yani. Annemin mercimek çorbası, meyhane pilavı falan onları çok güzel yapar. Mesela onlarla yapılacaksa annem yapar. İçli köftenin hamuru için gerekli malzemeleri tamamlayan yarışmacımız istediği kıvama gelene dek yoğuruyor. İçli köftenin sırrı çok yoğurmak mı? Kaç dakika? Evet, ne kadar iyi yoğrulursa ve dinlenirse o kadar iyi açılır. Üstünü kapatayım mı ben bunu? Evet, üstünü kapat anne. Bu soğanlar ne için? Soğanlar içli köftenin içi için. İçli köftenin iç harcına başlayan Gözde önce soğanları doğruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.